Hoş geldiniz tüccarlar. Bugün, INSANE kazanma oranına sahip son teknoloji bir yapay zeka ticaret yörünümü göstergesi içeren olağanüstü bir ticaret stratejisi sunuyoruz. Benzersiz doğruluğunu, tahmin yeteneklerini ve gerçek hayattaki başarısını keşfederken şaşırmaya hazır olun. Şimdi doğrudan bu stratejiye geçelim. Ticaret görünümündeyim ve göstergelerimizi ayarlamayı bitirdiğimizde grafiğimiz böyle görünecek. Bazı tüccarlar için 81'lik bir kazanma oranına sahip ve sadece 4 haftada 1600'ün üzerinde kar elde etti. Hayır, bu göstergelerin üstünü hızlıca çizeceğim, böylece ayarları ve uygulamayı en baştan açıklayabilirim. Bu stratejinin izlenmesi gereken bir sürü kuralı yoktur, bu da onu yeni başlayanlar için de uygun kılar. Şu anda 15 dakikalık bir zaman diliminde bir Bitcoin fiyatı kullanıyorum. Şimdi stratejinin ilk göstergesini grafiğe ekleyelim. Öyleyse göstergeler sekmesine erişelim ve AI yutan mum için arama yapın. Aradığımız şey tam buradaki. Gördüğünüz gibi pek çok kişi bu aracı bilmiyor. Bir grafiğe yükledikten sonra böyle görünüyor. Gösterge, bu kırmızı ve yeşil etiketleri yazdırarak size ne zaman almanız ve satmanız gerektiğini söyler. Bunlar alım ve satım yutan fiyat çubuklarıdır. Yutan bir fiyat çubuğunun ne olduğunu bilmiyorsanız, en son mumun solundaki mumu tamamen yutmasıdır. Bununla birlikte, grafiklere düzenli bir yutan mum çubuğu göstergesi eklersek, sinyallerde büyük bir fark göreceğiz. Bunun nedeni, AI yutan mum gösterge sinyallerinin göreceli güç endeksine göre filtrelenmesidir. Örneğin gösterge, yalnızca RSI aşırı satın alındığında yutan mumların satışını gösterir. Ve yutan çubuklar satın almaya gelince, bunlar yalnızca RSI aşırı satıldığında görünür. Bu gösterge, değişen bir piyasadaki hemen hemen tüm sinyalleri filtrelememize olanak tanır ki bu gerçekten şaşırtıcıdır. Bu sinyallerden bazılarına bakarsak, doğruluğun kesinlikle iyi olduğunu görebiliriz. Ancak yine de kayıpla sonuçlanabilecek bazı sahte sinyallerimiz var, bu yüzden çoğunu ortadan kaldırmak için. Grafiğe başka bir gösterge ekleyeceğiz. Öyleyse göstergeler sekmesine erişelim ve Fluid Trace SMK'yı arayın ve ardından PMGJIV tarafından oluşturulan bu göstergeyi ekleyin. Şimdi bir grafiğe yükledikten sonra ayarlarına hızlıca erişeceğiz ve bazı özellikleri gizleyeceğiz. Basitçe opaklığı sıfıra ayarlayacağız. Bu, grafiğimizi netleştirecek ve stratejinin ana yönlerine konsantre olabiliriz. Akışkan ticaret göstergesi, piyasadaki arz ve talep alanlarını bulur. Arz bölgesi, burada görebileceğiniz gri ile renklendirilmiştir. Ve talep bölgesi mavi ile gösterilir. Bu alanlar bize, fiyat bu seviyelerden bazılarına ulaştığında alım ve satım emirlerinin çoğunun hangi fiyatlarda oturduğunu söyler, tersine dönme olasılığı yüksektir. Öyleyse, mutlak en iyi ticaret girişlerini elde etmek için bu iki göstergeyi nasıl birleştirebiliriz? Şimdi harika bir strateji oluşturmak için bu iki göstergeyi nasıl birlikte kullanabileceğimizi görelim. Bundan önce, fiyatları kendiniz analiz etmek istemiyorsanız, ücretsiz Telegram grubuma katılabilirsiniz. Burada açtığım alım ve satım pozisyonlarını günlük olarak paylaşıyorum. Bağlantı bu videonun altındaki açıklamada yer alıyor. Bu stratejiyi kullanarak bir alış ticareti için kesin kuralları görelim. Bu yüzden her şeyden önce, fiyatın talep seviyesini yeniden test etmesini bekleyeceğiz. Fiyat çubuğu ya bu seviyeye gerçekten yaklaşmalı ya da hatta ona dokunmalıdır. Bunu yaptıktan sonra, bize bir satın alma sinyali vermek için AI yutan mum göstergesine ihtiyacımız olacak. Ve işte bu, kurallar bunlar. Gördüğünüz gibi, anlaşılması çok kolay. Ancak bu stratejinin doğruluğu inanılmaz. Dolayısıyla, bu iki koşul yerine getirildikten sonra, fiyat çubuğunun kapanışında bir satın alma emri verebiliriz. Bu strateji için stop loss, talep seviyesinin biraz altına ayarlanacaktır. Ve herhangi bir kar hedefi belirlemeyeceğiz. Sadece fiyatın sizin lehinize hareket etmesini bekleyeceğiz. Ve risk ödülü birebir olduğunda, durdurma kaybını giriş fiyatına göre ayarlayacağız. Örneğin, işlem başına hesabınızın %2'si ise, bu durumda işlem şu anda %2 karla çalışıyorsa ve pozisyon %4 kara ulaştığında, zararı durdurma oranını, bu karın %2'sini koruyabileceğiniz şekilde ayarlayacağız. Pozisyon %6 kara ulaşırsa, zararı durdurma oranını bu karın %4'ünü koruyacak şekilde değiştireceğiz. Ve stop loss'unuz sonunda tetiklenene kadar bunu yapmaya devam edin. Bu şekilde, küçük risk alarak büyük kazanmanıza izin verirsiniz. Şimdi başka bir alım-satım örneğine göz atalım.
Burada talep bölgemizi güçlü bir şekilde reddettiğimizi görebiliriz. Ve aynı zamanda gösterge, yutan bir mum çubuğu satın aldığını tespit etti. Yani tüm kurallar karşılandı. Burada bir satın alma pozisyonu açacağım. Stop loss'ımı talep bölgesinin hemen altına ayarlayın. Ve sonra açıklanan kuralları kullanarak kar alacağız. Umarım bir ticarete girme ve çıkma koşullarını ve kurallarını anlamışsınızdır. Şimdi bu stratejiyi kullanarak bir satış ticaretine girme kurallarını gözden geçirelim. Satış girişleri için tam tersini yaparız. Önce fiyatın arz seviyesini yeniden test etmesini bekleriz. Burada olduğu gibi, ek olarak, reddetme gerçekleştiğinde gösterge bir satış sinyali vermelidir. Bir satış ticaretine yalnızca bu koşullara sahip olduğunuzda gireceğiz. Alım-satım işlemleri için kullandığımız aynı para yönetimi kurallarını uygulayacağız. Stop loss'ımızı direnç seviyesinin üzerine ayarlayacağız. Ve sonra daha önce açıklanan kar alma kurallarını izleyin. Gördüğünüz gibi, kuralları dikkatli bir şekilde uygularsanız bu satış pozisyonu inanılmaz bir risk ödül oranı verirdi. Şimdi, stratejiyi tam olarak anlayabilmeniz için bir satış ticareti örneğinden daha geçelim. Bundan önce, fiyatları kendiniz analiz etmek istemiyorsanız, ücretsiz Telegram grubuma katılabilirsiniz. Burada açtığım alım ve satım pozisyonlarını günlük olarak paylaşıyorum. Bağlantı bu videonun altındaki açıklamada yer alıyor. Burada fiyatın direnç seviyesine saygı duyduğunu görebiliriz, ardından bir satış yutan mumumuz da var, bu yüzden burada bir satış pozisyonu açacağım. Bu strateji diğer zaman dilimlerinde de çalışır, hem 5 hem de 3 dakikada da kullanabilirsiniz. Kripto para birimleri, forex ve hisse senetleri ticareti için uygundur. Örneğin bir hacim göstergesi ekleyerek stratejiyi daha da geliştirebilirsiniz. İyi fikirleriniz varsa, bunları aşağıdaki yorumlarda paylaşmaktan çekinmeyin. Ayrıca lütfen beğen düğmesine basmaktan, kanalıma abone olmaktan ve zile basmaktan çekinmeyin. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.